Biz geçen hafta neleri aldık? Yani dün değil, öbürsü gün. Neleri aldık? Fezekkir fe inne zikra tenfe'al mu'min. Zürriyetimi, yani annemi, babamı, çocuklarımı, akrabalarımı, zürriyetimi putlardan uzak eyle ya Rabbi, dua etti. Ama Rabbim tebareke ve teala hikmete gereği duasının bir cüz'ünü kabul etmedi. Ki elhamdülillah babası biliyorsunuz şirk üzere öldü. Azar. Ve geçen söyledik. İşte İbrahim babasına davet ederken ya ebeti la te'budu şeytan, ya ebeti, ya ebeti. Ama babası kesinlikle buna nedir? Karşılık vermedi. Ya İbrahim le in lem tentehi le ercumenneke vehcurni meliyye. Şayet bu fiilinden vazgeçmeyecek isen ya İbrahim, andolsun ki seni taşlayacağım dedi Azer babası. Ve biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbindeki merhameti ve şefkati babasını yansıttı. Ama babası hiçbir zaman buna karşılık vermedi. Niçin? Çünkü küfür kalpteki imanı yok ettiği gibi aynı zamanda merhameti de yok eder. Küfür böyle bir şeydir. Biz geçen hafta buna değindik ve dedik ki gene men mate ve huve yed'u min dunillahi nidden dehele ennar. Kim Allah'a şirk koşarak Allah'a kavuşursa diyor. Yani adam gitti, büyük şirk koşuyor. Allah tebareke ve teala kesinlikle bu kişiyi affetmeyeceğini söyledik. Ve dedik orada her cehenneme giren olan kişi ebedi bir şekilde nedir? Kalacak diye bir kaide yoktur. Onun ameline göre eğer küçük şirk işliyorsa nedir? O cezasını çektikten sonra cennete girecek. Ama büyük şirk koşuyorsa ebedi bir şekilde cehennemde kalacağını söyledik. Hani ve in minkum illa variduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Yaratılmış olan ne gibi insan varsa, ister kafir olsun, ister mümin olsun, ister muvahhid olsun, herkes o cehenneme girecek. Ama öyle insanlar var ki de şimşek gibi girecek. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hadiste zikrettiği gibi. Öyle insanlar gibi kelbark diyor. Şimşek gibi girecek, süvari gibi girecek ve kimi teke teke işte yuvarlanarak ve bu şekilde ameline göre kişi o cehenneme girecek. Ama herkes o cehennemden girecek. Ayet-i Kerim'de Meryem suresinde 53. ayette Allahu alem, yanlış hatırlamıyorsan. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهِ عَلَى حَرْفٍ ayeti kerimine geldik. Dedi ki insanlar, öyle insanlar vardı ki diyor, Yüce Allah'a şüphe üzerine kulluk eder. Acaba cennet var mı, yok mu? Acaba Allah var mı? Eğer dünyada iken işleri doğru çıkarsa ve müyesser olursa, hiçbir aksilik olmazsa tamam der. Ama işte وَاِنْ اَصَابَهُ خَيْرًا اطْمَأَنَّ بِهِ. Ona bir iyilik dokunursa, yani işleri güzel bir şekilde giderse tamam der, var. Ama in asabahu şerran inqalaba ala vecihi hasira dunya vel ahire diyor Allah tebareke ve teala. Ama ona hikmeti gereği Rabbim tebareke ve teala işlerini ters giderirse, imtihan gereği Allah tebareke ve teala ona hastalık verir, kıtlık verir, yani afet verir, efendime söyleyeyim. Yani bütün yani bu musibetleri verebilir. İşte bundan verdiğinden dolayı Allah bula bula beni mi buldu? Allah benden başkasını bulamadı mı? Ben buna layık mıyım? Ne hallere düştüm? Ben bu duruma düşecek adam mıyım diye isyan eder. Ne olur sonra? Kulluğu bırakır. Ondan sonra hasire dünya vel ahire. Hem dünyayı hem ahireti kaybetti. Biz buna dedik. Böyle dedik ki böyle yapan olan bir kişi hem kendi nefsini kaybettiği gibi akrabalarını da kaybettiği için. Çünkü akrabalar eğer cennette ise o da cehennemde ise görmeyecektir. Aynı zamanda ikisi de cehennemde ise birbirine yine görmeyeceklerdir. Rabbim tebareke ve teala bu şeyi onlara vermeyecek. İşte buna değindik. Ve dedik ki ümmetler arasında cehenneme girdikleri zaman hani ne dedi? Nerede burada? Kullemâ dehalet ümmetun le'anet uhteha. Her bir ümmet cehenneme girdiği zaman diğer ümmete lanet eder. Lanet olsun sana der. Yazıklar olsun sana der. Bu fuhşa, bu münkera, bu münkerata, bu Allah'ın emir ve yasaklarına ters düşen olan şeylere sen beni alıştırdın diyor. Şirke sen beni alıştırdın diyor. Faize, zinaya ve buna benzer olan fiillere sen beni alıştırdın diyor. Keşke seni tanımasaydım der. Keşke seni görmeseydim, bilmeseydim, duymasaydım, seninle karşılaşmasaydım der. Sana yazıklar olsun, lanet olsun sana der. Kullama dehalet ümmetun le'anet uhteha.
Araf suresi Allahu alem 38. ayet. Rabbim tebarek bizlere vasfediyor. Önümüzde geçen dersimizde bunu açmıştık. Ve sonra işte Cabir radıyallahu anh men lekiye Allah la yüşrik bihi şey'en dehle el cennet. Kim öldüğü zaman Allah'a ortak koşmaksızın ona kavuşursa cennete girer diyor aleyhissalatü vesselam. Ve dedik ki ondan sonra Allah adına yemin etmenin şeyi, adam geliyor diyor ki şerefime, namusuma ekmek çarpsın, Kur'an çarpsın, işte başımın, çocuklarımın başımın üzerine yemin ederim. Bütün bunlar nedir? Küçük şirktir. Biz bunlara değindik. Şimdi asıl meselemize gelelim ve inşallah bugün bu dersi tamamlayacağız. Şimdi burada el mesail, faydalar diyor. Yani bu baptan çıkan faydalara geldik. Evet. الأول الأولى diyor الخوف من الشرك şirkten korkmaktır. لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. Allah Azze ve Celle kendisine ortak koşanı asla affetmez. ولقوله وجنبني وبني أن أعبد الأصنام. Ya Rabbi beni ve zürriyetimi putlardan uzak dur. Şimdi neden şirkten korkacağız? Bakınız burada İbrahim Aleyhisselatü Vesselam nebi olmasına rağmen, Müslümanların atası, müminlerin babası olmasına rağmen şirkten korkuyor. Ve Allah Tebareke ve Teala onu övmesine rağmen, hani inne İbrahim'e kâne ümmeten kâniten lillâhi hanîfen ve lem yekû minel müşrikîn ya. Allah Tebareke ve Teala şu şekilde övüyor. Diyor ki inne İbrahim'e kâne ümme. İbrahim tek başına bir ümmet idi. Kâniten lillâhi. Her haliyle yüce Allah'a kulluk ediyordu. Ve en önemlisi ve lem yekû minel müşrikîn. Müşriklerden değildi. Olmamasına rağmen İbrahim Aleyhisselatü Vesselam şirkten korkuyordu. Ve cünübni ve beriye en e'budil asnam ya Rabbi diyor. Beni ve zürriyetimi bunlardan uzak eyle ya Rabbi. Neden burada uzak eyle diyor? Çünkü uzak kalan olan bir kişi, bir fiilden yani bir masiyetten uzak kalan olan bir kişi onu yapması zor olur. Ama iç içe olduğu zaman yapabilir. Mesela adam dedi ki işte bakkal açmış, alkol içecekler satıyor ama kendi içmiyor. Ama bir gün gelir içer. Veyahut da sigara satıyor ama içmiyor. Bir gün gelir içer. Adam televizyon koymuş, bütün kanalları yerleştirmiş ve hem de o açık saçık müstehcen olan kanalları yerleştirmiş ama adam izlemiyor. Bir gün gelir izler. Niçin? Çünkü nefis var. İnnen nefse le emmâratun bissû. Nefis kötülüğü emreder. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Rabbi la tekilni ala nefsi tarfete ayn. Ya Rabbi gözümü açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle başıboş bırakma ya Rabbi. Öyle değil mi? Demek ki burada yani eğer bu tür ibadetleri terk edeceksek ondan uzak kalacağız. Uzak duracağız. Ve cünübni ve beniyye en e'budul aslam. Evet. Bu ikincisi. Birincisi. Ethaniyetu enne riyâ mineşşirk. Riyâ şirktendir diyor. Ve el hadis diyor. Şu hadisi getirdi diyor. Ekhvafu ma ekhafu.